Merhaba sevgili dostlar. Evet, bugün Osman Bey'in içini sırladığım lavabosunun şu anda dışını sırlıyorum. Fırçayla yaptığımız bu sırlamada kendi deneyimlerimi sizlere aktarmaya devam ediyorum. Yüzeyimiz bu şekilde hafif girintili çıkıntılı bir yüzeyse sırınızı sürmeden önce kutudaki halinden daha sıvı hale getirin ki yüzeyin tüm girintilerine, çıkıntılarına iyi bir şekilde yedirebilin. Mesela eğer bu çok yoğun bir sır olsaydı ben bunu ancak şu şekilde sürebilecektim yüzeye. Görüldüğü üzere bir sürü sırın değmediği nokta kalacak. Ama sırrımı şu şekilde boza kıvamında sulandırırsam ya da salep kıvamında, gördünüz mü? Tüm girintilerin, çıkıntıların içerisine son derece rahat bir şekilde giriyor ve fırçayla yediriyorum. Artı bir püf nokta daha söyleyeyim size. Sırlama yapmadan önce, fırçayla sırlama yapmadan önce lütfen yüzeyin tozunu güzelce alın. Yüzeyde hiç toz kalmasın. Eğer çok büyük yüzeylerde çalışıyorsanız mümkünse elektrik süpürgesiyle ince uçlu aparatını takarak güzelce yüzeyi süpürün. Ondan sonra silin hafif nemli bir süngerle. Daha sonra artık sırlama yapın. Sırlarken de sırrınızı sulandırın. İlk katı sulu bir şekilde sürün. İkinci katı da biraz daha yoğun bir şekilde sürün ki sırrınız yüzeye hem güzel tutunsun, hem her yerine eşit şekilde yayılsın, hem de istediğiniz sonucu alın. Tekrar tekrar sırlayı fırınlamak zorunda kalmamış olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Kolay gelsin hepinize.